Efendim herkese merhaba. Gazeteciliğin en önemli unsurlarından biri nedir? Fikri takip. Ustalarımız bize öyle öğretti. Gencecik muhabirlerdik. Editör yardımcılarıydık. Redaktördük. O zaman abilerimiz mesela bir haber yapmışsak, ertesi gün o haberin devamını belirten bir maddeyle yazı işlerinin önüne çıkmadıysak bize amiyane tabirle fırça atarlardı. Derlerdi ki Arda, sen dün bir haber yaptın, bu haberi güzel verdik. Peki bu haberin devamı ne oldu? Bunun adı fikri takiptir. Türkiye'de unutulan bir kavram. Dünyanın en büyük skandalının haberini veriyorsun, bir gün sonra yok. Arkadaş, o skandalda ne oldu? Ne bitti? Kim kime ne yaptı? Nasıl bir gelişme oldu? Bunlar yok. Efendim ben şimdi tabii bu ekolden geldiğim için Japonya'dan devam edeceğim. Çok mu izlersiniz, az mı izlersiniz bilemem. Ama Shinzo Abe'nin öldürülmesinden sonra Japonya nereye doğru gidiyor, değil mi? Yani birinin bunu merak edip paylaşması lazım. Sanki Shinzo Abe öldürüldü, Japonya'da her şey bitti. Yani konu kapandı, biz işimize bakalım arkadaşlar. Yok öyle bir hikaye. Bir defa Shinzo Abe'nin daha henüz motivasyonu bence şaibeli. Yok efendim, birleşik bilmem ne kilisesi gıcıklık. İşte annemin mal varlığına el koydular. Shinzo Abe de onları destekliyordu. Ben hepsini öldürecektim de önce o denk geldi falan. Boş verin bunları. Yani bu tipik böyle bir istihbarat mücadelesinin bir yerinde patlak veren bir suikast. Öyle dünyanın her yerinde dünyanın en ünlü başbakanları durup dururken öldürülmez. Olof Palme cinayetini Muammer Elveren ve rahmetli Sıtkı Uluç, bir de Faruk Zapçı ile birlikte 4 gazeteci olmasından 24 saat sonra Stockholm'daydık ve bizim bakış açımız, Hans Olmer diye bir Stockholm Emniyet Müdürü vardı, sonradan günah çıkarttı kitaplarında, hep başka yönlere çekti cinayeti, bize bir PKK unsurlarının önemli olduğunu söylüyorduk vesaire. Her neyse, lafı uzatmayacağım ama sonuçta Olof Palme cinayetinin hem bir dış boyutu oldu, hem de İsveç'in kendi savunma sanayi bünyesinden kaynaklanan bir iç çekişmenin, bir iç mücadelenin sonucunda doğduğunu yıllar sonra ancak öğrenebildik. Öyle Olof Palme'ydi, Shinzo Abe'ydi falan, bunlar durup dururken öldürülmez. Öyle bir şans yakalanmaz. Orada savunmanın, yani koruma gücünün inanılmaz berbat halini hep beraber gördük. Yani onlar korumaysa ben de yaparım bu işi. Neyse. O yüzden şimdi Shinzo Abe'nin ölümü ne sonuç verdi? Shinzo Abe'nin ölümü onun da yapılan pazar günü yapılan Japon seçimlerinde Başbakan Fumi Kishida ve Shinzo Abe'nin tabii ki bir dönem liderliğini yapmış olduğu Japon Liberal Demokrat Partisi ile ona bağlı bir takım koalisyon ortaklarının zaferiyle sonuçlandı. Zafer. Büyük zafer. Ne bu zafer? Bu zafer şu. Size Shinzo Abe ile ilgili videoda da anlatmıştım. Japonya 1945 yılındaki teslimiyetten sonra, tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçtikten sonra 1947 yılında Washington tarafından hazırlanmış bir anayasa çerçevesinde yeniden yapılandırıldı. Japon Anayasası, Anayasa 1947, milli bir kimlik taşımamaktadır. Şu andaki Japon Anayasası 1947 yılında onu kaleme alan Amerikalıların imzasını taşımaktadır. Bu özellikle 1960'lı yılların ortasından itibaren Japonya'da milliyetçi hareketin güçlenmesine ve bütünüyle bir toplumun Amerika'nın da Soğuk Savaş yıllarındaki olağanüstü baskısı nedeniyle
bütünüyle bir toplumun bu anayasayı değiştirme hedefine kilitlenmesine neden oldu. Özellikle anayasanın 9. maddesi Karadeniz Hava ve Savaş Güçleri diye adlandırılan bütün askeri güçlerin sürdürülebilir olmasını engelliyor. Ve hatta aynı maddenin içinde şöyle bir cümle de var. Devletin savaş kabiliyeti kabul edilemez. Yani Japon devletinin savaşma kabiliyeti kendi anayasasıyla yasaklanmış oluyor. Oysa bu ülke çok zengin bir ülke. Bütçesi çok yüksek bir bütçe. Ve Japon savunma güçleri diye adlandırılan, ordu diye adlandırılmayan Japon savunma güçleri dünyanın 4. güçlü ordusu kimliği taşıyor. Şimdi tabii bu pasifist anayasa diye adlandırılan anayasanın ilgili maddelerinin değiştirilmesini tetikleyen adam Shinzo Abe'ydi. Shinzo Abe kendisi gibi düşünen sağ ve hatta aşırı sağ güçlerle çok ciddi bir işbirliği yaparak bu ülkenin savaş öncesi Japonya'nın militer kabiliyetlerine ulaşması için 20 yılı aşan bir mücadele verdi. Ukrayna Savaşı, daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi, Almanya ve Japonya'ya beklemedikleri bir yeniden yapılanma şansı doğurdu. Çünkü Alman Anayasası da, Japon Anayasası da, İkinci Dünya Harbi galipleri tarafından oluşturulmuş olduğu için bir dönem Dünya Savaşı'nda olağanüstü kabiliyet sergilemiş olan Alman ordusuyla Japon ordusunun neredeyse üzerine bir beton dökülmesine neden olabilecek maddelerle doluydu. Fakat Ukrayna Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın da onayıyla Almanya şu anda 100 milyar dolarlık bir yeniden yapılanma sürecine girmiş vaziyette Alman ordusu. Ve gördüğüm kadarıyla Alman milletinin de o eski militer sağ görüşleri her geçen gün yükseliyor. Aynı durum Japonya için bu seçimde patlak verdi. Şimdi sıkı durun. Liberal Demokrat Parti ve anayasa değişikliklerini savunan diğer küçük ama Liberal Demokrat Parti ile dost olan partilerin Japon parlamentosundaki sandalye sayısı 3'te 2'yi aştı. Yani artık Liberal Demokrat Parti ve bağlantısındaki sağ güçler Japon Anayasası'nın 4 maddesini değiştirme kabiliyetine ulaştılar. Bunu herhangi bir Türk medyasından duydunuz mu? Yok, duymadınız. Geçelim. Özellikle 9. madde. Özellikle 9. maddeyi artık bugünkü Japon parlamentosu değiştirebilecek kabiliyete ulaştı. Bu 2. Dünya Harbi'nden bu yana ilk kez oluyor. Global Times, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İngilizce resmi yayın organı. Onda bir bugün yorum yayınlandı. Bir uzman yorumu kendileri yazmışlar. Yani Çin Halk Komünist Partisi, yani Çin Komünist Partisi bir yorum yayınladı. Dedi ki, tamam Fumi Kishida, sen işte Shinzo Abe'nin de öldürülmesinden yararlanarak büyük bir kabiliyet kazandın ama sakın o 9. maddeye dokunma. Korku başladı. Ve yorumda diyor ki, Japonya'nın anayasasındaki 9. maddeyi kaldırması 2. Dünya Harbi'nde Japon militarizminin saldırısı altında büyük bir zulüm görmüş bütün Pasifik Asya toplumlarının alarma geçmesine neden olur diyor. Yani Çin diyor ki, sen o maddeyi değiştirirsen ben sana karşı alarma geçerim.
Şimdi bir de aynı yorumda, yani Çin Komünist Partisi'nin o İngilizce yorumunda bir de Amerika'ya çağrı var. Diyor ki Amerika'ya Çin Komünist Partisi Global Times üzerinden, bu Japonları kontrol etme yetkisi sende, sen durdur bunları. Oysa benim tahminim Amerika'nın tam tersini yapacağı. Çünkü Madrid'deki son NATO toplantısında 4 Pasifik ülkesi, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda, 4 Batı yanlısı Pasifik ülkesinin liderleri, bu arada Fumi Kishida'da NATO liderleriyle aynı masada buluştular. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere veya işte Avrupa'nın diğer küresel güçleri, Fransa, Almanya gibi planları, anladığım kadarıyla NATO'yu Pasifik'e doğru genişletmek. Zaten Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri iki yönlü devletlerdir. Yani bir yönleri Atlantik'e bakar ama diğer yönleri Pasifik'tir. Yani Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinden Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Kore çok büyük bir rahatlıkla, tıpkı İsveç ve Finlandiya'da olduğu gibi, çok büyük bir rahatlıkla NATO üyesi olabilirler. NATO üyesi olmuş bir Japonya'nın askeri gücünü tırmanlayacak herhangi bir mekanizma görmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bence Shinzo Abe ile başlayan, Fumi Kishida ile de devam eden bir süreç içinde Japonya'yı Pasifik'te sadece kendine yakın bir rejim olarak değil, bir askeri müttefik olarak görüyor. O nedenle tarih yeniden yazılıyor. Shinzo Abe'nin öldürülmesi çok özel bir durum ve bu özel durumun nereden kaynaklandığını, kimden kaynaklandığını bu aşamada tam olarak tespit etmemiz mümkün değil. Ama önümüzdeki 2-3 yıl içinde yaşanılacaklar zaten o işareti verecektir. Hoşça kalın.